çekti. Traktör mü? Diyor musun? Silelim ya. Çeşitli sosyal medyada bazı yayınlarda bulundular. Bunların içerisinde yani çok önemsememiştim ama benim kumarcı olduğum, orada devamlı kumar oynadığım, hatta Kıbrıs'a gidip Kıbrıs'ta kumar oynadığım, çok sayıda kumar borcum olduğu yönünde yayınlar yapmaya başladılar. Yani olayı önce küçük bir olay olarak düşündüm. Ancak bu yayınları gördükten sonra anladım ki bir kumpas, büyük bir kumpas var. Yani benim siyasi kariyerimi zedelemek için yapılan, hatta benim ve il başkanını da buna dahil ederek yani AK Parti'ye zarar verme düşüncesiyle yapılan bir hareket olduğunu anladım. Elbette ki peşini bırakmamamız gerekirdi. İşte bundan dolayı yaptıkları bu hareket, bu olaylardan dolayı şikayet etmeyi düşündüm. Diğer arkadaşlarımız zaten şikayet ettiler. Ben de bugün buraya Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçemizi vermek üzere geldim. Siz şimdi sorun, bu arkadaşlar niye gelmiş buraya? Ben geldim de bu kadar kişi, bunlar niye gelmiş? Siz sorun isterseniz. Vekilim, yalnız değilsiniz. Şunu açıklıkla söyleyeyim. Bir yere bir taş attılar ama yanlış yere taş attılar. Yani yanlış insan seçtiler. Bütün Türkiye benim nasıl insan olduğumu bilir. Kumarla hiç alakam olmadığını bilir. Ve özellikle de hiç Kıbrıs'a gitmemiş bir adam Kıbrıs'a gitmiş, Kıbrıs'ta kumar oynamış dendiği andan itibaren zaten anlaşılıyor ki tamamen bir kumpas peşindeler. Bunları da tersine başlarına geçireceğim. Bunu da açıkça size söyleyeyim. Kumpas dediniz ama yani şüphelendiğiniz bir mecri var mı? Dün de sorduydum aslında ama. Var, birileri var da onları netleştirdikten sonra gerektiği zaman size açıklamalar yapacağım. Onların hakkında da gerekli işlemleri yapacağız elbette ki. Oraya gelmeden önce kurgulanmış, kumpas kurulmuş, bu belli. Hiçbir zaman sayın milletvekilimiz kumar oynamamıştır. Oynamaz. Bizler de kumarın kesini bilmeyiz. Kumar oynamayız. Bunu hem Kastamonu halkı bilir, hem teşkilatımız bilir. Şimdi hakkımızda iftira, yalan, çirkin yakıştırma sözlerle şahsımızdan öte partiyi temsiliyetimizden dolayı bizleri yıpratmaya çalışıyorlar, paralamaya çalışıyorlar. Onlar bize iftira attılar. Eğer kumar oynadığımızı veya oynandığını kanıtlayamıyorlarsa namettirler, alçaktırlar. Kastamonu halkı bizi iyi tanır, iyi bilir, vekilimizi bilir, bizi bilir. Allah'a şükür bugüne kadar alnımıza leke getirmedik. Bundan sonra da getirmeyeceğiz. Biz partimizin genel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, davranışlarına, hareketlerine tamamen özen gösteren bir partiyiz, parti mensuplarıyız. Bundan sonra da böyle devam edecektir diyorum. Cenazem olduğu için sayın milletvekilimizin yapmış olduğu basın toplantısına katılamadım. İstanbul'daydım. Bugün o gece itibariyle zaten biz dört orada bulunan arkadaşımızla, üç arkadaşımızla birlikte zaten suç duyurusunda bulunduk. Şikayette bulunduk. Tabii devamında yine basın organlarında çıkan, yayın organlarında çıkan hakkımızdaki yalan, iftira ve karalamalara da tekrar suç duyurusunda bulunacağız, devam edeceğiz. Bu işin arkasını bırakmayacağız. Özgür, Özgür, girme, nereye gidiyorsun? Çekti. Canlı yayın devam ediyor. Şu etrafımda gördüğünüz bizim gururumuz, Kastamonu'nun Avrupa'da ve Türkiye'de temsilcisi olan bayan handbol takımı kızlarımız. Bunlar buraya ne için gelmişler? Bir soralım, kendisi cevap versin. Takım kaptanımız burada, o cevap versin. Böyle bir şeye asla inanmadığımız ve Hakkı babamızın yanında olmaya, ona destek vermeye geldik. Evet, bu kadar basit her şey.